Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de algoritma ve akış diyagramları ile ilgili örnek uygulamalara devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde karar ve tekrar yapıları ile ilgili, yani program denetim deyimleri ile ilgili örnek uygulamalar yapmıştık. Bu dersimizde de yine karar ve tekrar yapıları ile ilgili örnek uygulamalarımıza devam edeceğiz. Karar ve tekrar yapılarının daha önceki derslerde ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Program denetim deyimleri, yani karar ve tekrar yapıları, programlamanın en temel araçlarıdır arkadaşlar. Programlama dilinden bağımsız olarak bütün programlama dillerinde karar ve tekrar yapıları mutlaka kullanılırlar. O nedenle program denetim deyimlerinin, karar ve tekrar yapılarının düzgün şekilde kullanılabilmesi ve bu yapılara hakim olunması programlama açısından oldukça önem arz etmektedir. Karar ve tekrar yapıları, programlarda birlikte kullanılması gereken durumlar söz konusu olacak. Bir işin yapılabilmesi için, herhangi bir problemin çözülebilmesi için karar yapısının ve tekrar yapısının birlikte kullanılması gerektiği uygulamalar olacak arkadaşlar. Bu dersimizde yine bu yapıları da, yani karar ve tekrar yapılarının birlikte kullanıldığı örnekleri de çözmeye çalışacağız. Şimdi karar yapısını ve tekrar yapısını kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Uygulamalara geçmeden önce arkadaşlar nasıl kullanıyorduk, nasıl bir yapıya sahipti, algoritmik olarak karar ve tekrar yapısını bir gözden geçireceğiz. Karar yapısı hatırlarsanız bir koşul ve bu koşulun iki durumu üzerine çalışan bir yapıya sahipti. Yani bir koşulumuz var, bu koşul doğru olduğunda bir işlem gerçekleşiyor. Yanlış olduğunda başka bir işlem gerçekleşiyor. Koşul yapısının temel çalışma ilkesi bu şekildeydi hatırladığınız gibi arkadaşlar. Burada vermiş olduğumuz koşul bize eğer true sonucu verirse işlem 1 çalışır ve program işlemeye devam eder. İşlem 2 işletime alınmaz. Eğer koşul bize yanlış sonucunu veriyorsa bu durumda da işlem 2 çalıştırılır ve program akışı yine devam eder. Bu sefer de işlem 1 çalıştırılmaz. Yani aslında ne yapmış oluyoruz? Bir seçim yapmış oluyoruz. İşlem 1'i mi çalıştıracağız yoksa işlem 2'yi mi çalıştıracağız? Bunun seçimini yapmış oluyoruz. Bir nebze de bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu koşul doğru olduğunda bir işlem, yanlış olduğunda başka bir işlemi gerçekleştiren yapıdır. Koşul yapısı dediğimiz ya da karar yapısı dediğimiz yapı arkadaşlar. Tekrarlı yapıya baktığımızda ise yine bir koşul durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Fakat burada seçilen bir işlem söz konusu değil. Bunun yerine tekrar edilen bir işlem söz konusu. Koşul bize doğru sonucunu verdiği sürece bir takım işlemler tekrar edilmeye devam ediliyor. Bu koşul doğru verdiğinde işlem gerçekleştirilip yeniden koşula bakılıyor. Koşul bize doğru sonucunu vermeye devam ettiği sürece bu işlemler yeniden yapılmaya devam edilecek arkadaşlar. Koşul yanlış sonucunu verdiğinde döngünün bittiği anlamına gelir. Yani buradaki tekrar işlemi sonlanmış demektir. Ve döngüden çıkılır. Algoritmanın diğer kısmı atmaya, programın diğer kısmı atmaya devam eder arkadaşlar. Evet, tekrarlı yapının da temel çalışma ilkesini bu şekilde özetleyebiliriz. Örneklerimiz her zaman sadece tekrar yapısını ya da sadece karar yapısını kullanmayı gerektirecek örnekler olmayabilir. Uygulamalar, karşımıza çıkacak programlar, karar ve tekrar yapılarının birlikte hatta birbirlerinin içerisinde tekrar eden şekillerde kullanılmayı gerektirebilir. Bu kullanım şekilleriyle ilgili de, yani karar ve tekrar yapılarının birlikte kullanılacağı durumların da arkadaşlar örneklerini birlikte inceleyeceğiz. Evet, şimdi örnek uygulamalarımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar bir başka program denetim deyimi örneğiyle dersimize devam ediyoruz. Şimdi yine karar ve tekrar yapılarını birlikte kullanmamızı gerektirecek bir örnek uygulama birlikte tasarlayacağız arkadaşlar. Bu örneğimiz bir tahmin oyunu. Bilgisayar tarafından bir sayı tutulacak. Bu tutulan sayıyı tahmin etmeye çalışacak kullanıcı. Kaç seferde tahmin ettiğini tespit edip işte tebrikler bildiniz şu kadar seferde bildiğiniz şeklinde bir mesaj verecek. Tahminler sırasında kullanıcıyı yönlendirmesini istiyoruz. Yani her sayı girdiğimizde girdiğimiz sayı eğer tahmin etmemiz gereken sayıdan büyükse daha küçük bir sayı girin. İşte daha büyükse daha küçük bir sayı girin. Daha küçükse daha büyük bir sayı girin şeklinde kullanıcıyı doğru tahmine yönlendirecek bir
program tasarlamamız isteniyor. Şimdi burada ben bir sayı gireceğim. Döngünün içerisinde tabii sürekli olarak yeni bir sayı gireceğim. Ve girmiş olduğum sayının tahmin etmem gereken sayıdan, yani bilgisayarın tuttuğu sayıdan büyük mü, küçük mü, eşit mi olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bakın bir tekrar söz konusu. Doğruyu bilene kadar, doğru girişi yapana kadar, yani bilgisayarın tuttuğu sayıyı tahmin edinceye kadar işlemin tekrar edilmesi lazım. Doğru tahmin yapılıncaya kadar ve her yeni girişte, yani her yeni bir tahmin yaptığımızda bu tahminin bizim tahmin etmemiz gereken sayıyla karşılaştırılması gerekiyor. Büyük, küçük, eşit durumunun tespit edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yavaş algoritmamıza başlayalım. Kaç seferde bu işin yapıldığını bilmek istiyor. Yani kaçıncı seferde bildiğimizi öğrenmek istiyor. O zaman bir sayaç tanımlayalım. Say diye bir sayaç tanımlayalım arkadaşlar. Bir x sayısı, bunu sayacımız arkadaşlar sıfırdan başlayacak tabii ki. Bir x sayısı, bu x sayısı da bizim tahmin etmek istediğimiz bilinmeyen sayı. Yani tahmin etmeye çalıştığımız sayı. Bu da 57 olsun arkadaşlar. Bunu kafadan atıyorum. Sinop'un plaka numarası diye 57 diye girdim. Önemli değil. Herhangi bir rakam. Bilgisayarın tuttuğu bir rakam. Bunu daha sonra programlamada çalışırken arkadaşlar rastgele bilgisayarın tutmasını sağlayacağız. Yani bu değerin sabit bir değer değil. Sürekli olarak bilgisayar tarafından üretilen bir rastgele değer olmasını da sağlayacağız. Bunu programlama örneklerinde yaptığımızda. Evet, şimdi kullanıcının bir tahmin girmesi gerekiyor arkadaşlar. Kullanıcıdan bir tahmin alacağız. Tahmini giriniz diyelim. Tahmin. Değişkenin adı da tahmin olsun. Tahmini giriniz. Evet. Tahmini giriniz. Kullanıcı tahminini girdi. Şimdi kontrol etmeye başlıyorum arkadaşlar. Kontrol etmeye başlıyorum. Ne yapacağım? Girilen tahminin x'ten, girilen tahmin değerinin x'ten büyük mü, küçük mü olduğunu tespit edeceğim. Şimdi eğer döngünün dönüş yeri yine A4 olacak. Yani her seferinde tahmin değerini gireceğim arkadaşlar. Yani döngü hep A4'e dönecek. Ta ki doğru tahmin edinceye kadar. Doğru tahmin ettiysem eğer zaten döngüden çıkılmış olacak arkadaşlar. Yani döngünün dönmesi için ne olması lazım? Tahmin değeriyle x değerinin birbirinden farklı olması lazım. Tahmin değeriyle x değeri birbirinden farklıysa döngü dönmeye devam edecek. Yani doğru tahmini yapamadığımız anlamına gelecek. Tahmin değeri, şimdi burada yönlendirmemizi yapacağız arkadaşlar. Tahmin değeri büyüktür ya da küçüktür, önemli değil, büyüktür. X ise, tahmin değeri x değerinden büyük ise kullanıcıya bununla ilgili ekrana eğer tahmin değerimiz daha büyükse daha küçük dene diyelim. Daha küçük dene. Yaz. Değilse eğer tahmin küçüktür x ise, tahmin küçüktür x ise, yani tahmin değerimiz, girdiğimiz tahmin değeri x'ten büyük değil, x'ten küçük ise, büyük mü diye baktık, değil, değilse küçük mü diye bakıyoruz. Küçükse arkadaşlar bu sefer ekrana daha büyük dene diyeceğiz, değil mi? Daha büyük dene. Evet. Daha büyük bir sayı girmesini söyledik arkadaşlar. Daha büyük bir sayı deneyecek. Bu da değilse arkadaşlar, burada herhangi bir şey yapmayacağım. Bu da değilse zaten döngü bitmiş demektir. Döngü kontrolüne geçeceğim. Yani döngünün devam etme şartını sınayacağım. Eğer tahmin farklı, hatırlarsanız bu şekilde ifade etmiştik. Tahmin farklı x ise A4'e git diyeceğim. A4'e git. Evet.
Şimdi ne olacak? Tahminimize gireceğiz. Tahmin etmem gereken sayı 57. Bir sayacımız var. Bu arada sayacı buraya eklemeyi unuttuk. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Her tahmini girdikten sonra sayacımızı bir artıracağız. Her tahmin girildikten sonra sayacımızı bir artıracağız arkadaşlar. Onu buraya eklemeyi unuttuk. Evet, şöyle şu araya her tahmin değerini girdikten sonra sayacımızı artırmamız lazım ki kaç seferde tahmin ettiğimizi bilebilelim arkadaşlar. Şimdi şunları bir satır kaydıralım. Rakamları değiştirmek yerine. Evet, şuraya. Sayacımızı ekleyelim. Evet. Say eşittir. Say artı 1. Ne oldu? Birinci tahminim bu benim. Birinci tahminim. Doğru tahmin edersem birinci seferde bildim diyecek. Doğru tahmin edemezsem saymaya devam edecek. Her tahmin sayısı girdiğimde, yani her yanlış tahmin edip de yeni bir sayı girdiğimde saymaya devam edecek. Bittiğinde, döngü bittiğinde, yani doğru tahmini yaptığımda sayaç bizim kaçıncı seferde bildiğimizi bize vermiş olacak. Evet, şimdi arkadaşlar değilse dedik, eğer tahmin farklı x ise A4'e git. Değilse, artık bu değilselerin ikisi de birbiriyle çakışmış olacak. Yani büyük mü değil, küçük mü değil, demek ki eşittir. Bu değilse ile bu değilse artık birbiriyle çakışmış olacak. Yani eğer tahmin farklı x ise şu değilseye geldiğimizde bu da sağlanmamış olacak. Yani büyük değil, küçük değil, eşittir. Bu sağlandığında tahmin de x'e eşit olmuş olacak. Bu da bize hayır cevabını verecek ve döngümüz tamamlanmış olacak. Döngü bittikten sonra biz ekrana şöyle diyelim. Tebrikler, bildiniz. Bildiniz. Şöyle diyelim. Ekrana tebrikler, bildiniz. Bildiniz. Yaz. Bir de arkadaşlar yine ekrana tahmin adediniz, tahmin adediniz nedir? Tahmin, değil mi? Tahmin. Evet. Kaç seferde bildiğini de ekrana yazdırmış olacağız. Yani tek bildiniz deyip aynı zamanda kaç seferde bildiğini de ekrana yazdırmış olacağız ve bitir deyip algoritmamızı bitirmiş olacağız. Evet. Sorumuzun algoritması bu şekilde olacak arkadaşlar. Sorumuzun algoritması bu şekilde olacak. Tahminimizi gireceğiz. Her tahminden sonra kaçıncı tahmini yaptığımızı sayacağız. Sonra kontrol edeceğiz. Eğer tahminimiz sayıdan büyükse daha küçük bir sayı girmesini, daha küçükse daha büyük bir sayı girmesini söyleyeceğiz. Değilse zaten döngü de sönlenmiş olacak arkadaşlar. Bunların ikisi de değilse demek ki tahmin sayısı x sayısına eşit demektir. Yani döngü bitmiş demektir. A11 de bize hayır cevabını verecek. Bu noktada artık döngüden çıkmış olacağız ve ekrana tebrikler, bildiniz ve tahmin adediniz şudur diye söylemiş olacağız arkadaşlar. Eğer farklı bir değer, büyük ya da küçük bir değer girersek döngü bizi tekrar A4'e yeni bir tahmin yapmamız için yeniden bizi 4. satıra geri gönderecek ve buradan tekrar tahminimizi gireceğiz. Şimdi evet arkadaşlar, akış diyagramımızı da oluşturalım. Algoritmamız bizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi akış diyagramımızı oluşturalım. Başlayla başlıyorum. Şöyle biraz geniş tutalım çünkü biraz yer kaplayabilir. Bir sayaç tanımlamam lazım. Hemen sayacımızı tanımlayalım. İşlemleri aldık. Say demiştik. Burada da say olsun. Değeri sıfırdan başlayacak şekilde arkadaşlar bir sayaç değişkeni tanımlamış olduk. Şimdi tahmin edilecek sayı, yani x sayısını tanımlayacağız arkadaşlar. Yine işlem
sekmesine gidiyorum. İşlem nesnesini alıyorum. Ne demişiz buna? X demişiz. X olsun hadi arkadaşlar. Tahmin etmem gereken sayı 57. Onu da burada atamasını yaptım. Şimdi X sayısını bulmaya çalışacağım. X sayısını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bana her seferinde yeni bir sayı girmemi söyleyecek ve doğru sayıyı tahmin edene kadar işlem tekrar edilecek. Evet, şimdi tahminimi dizi girme işlemine geldi. Yani giriş alacağım. Girişimi aldım arkadaşlar. Tahmin ediniz. Evet. Ne diyeceğiz? Tahmin diyeceğiz. Tahmin diye bir değişkenin girişini yapmasını istedik. Evet, tahmin ediniz dedik. Ve tahmin değişkenine değerini almasını sağladık. Bu şekilde kullanıcının tahmin ettiği sayıyı aldım. Şimdi gelelim kontrollere arkadaşlar. Gelelim kontrollere. Ha, ondan önce sayacımızı koyalım. Sayma işlemini de burada oluşturmuş olalım. Her tahmini girdikten sonra bir artırayım ki kaçıncı tahmin girdiğim belli olsun. Aritmetik işlemler kısmına geliyorum. Sayaç eşittir sayaç artı 1. Say eşittir say artı 1 diyorum arkadaşlar. Sayaç eşittir sayaç artı 1 dedim ve sayacımı 1 artırdım. Böylece saymış oldum. Kaçıncı tahmindeyim? Şu anda 0'da 1 oldu. Birinci tahminimi, ilk tahminimi yapmış oldum. Her bilemediğimde bu tekrar 1 artarak kaç sefer tahmin yaparsam bunu tespit etmiş olacak. Şimdi kontrol edelim. Kullanıcıyı yönlendireceğiz burada. Bir karar yapısı alıyoruz arkadaşlar. Bir karar yapısı alıyoruz ve eğer tahmin sayısı büyüktür x sayısındansa, evet, tahmin x'ten büyükse, yani ben bir tahminde bulundum, bulunduğum tahmin tahmin etmem gereken sayıdan daha büyük. Hemen burada kullanıcıyı yönlendiriyorum. Diyorum ki daha küçük dene. Daha küçük dene. Evet. Büyük girdin, daha küçük bir sayı dene şeklinde bir uyarı vermiş olduk arkadaşlar. Değilse daha küçük dene yaz dedik. Büyükse. Şimdi eğer bu değilse bir de küçük mü diye kontrol etmem lazım. Hemen alıyorum arkadaşlar bir karar yapısı daha. Tahmin küçüktür x mi diye bakıyorum bu sefer. Tahmin küçüktür x mi diye bakıyorum. Büyük mü diye baktım. Büyük mü diye baktım. Büyük değilmiş. Şimdi küçük mü diye bakacağım. Eğer küçükse arkadaşlar bununla ilgili mesajımızı vereceğiz. Yani ne diyeceğiz? Daha büyük dene diyeceğiz. Değil mi? Daha büyük dene. Evet. Demin daha küçük dene demiştik. Şimdi daha büyük dene diyoruz. Ve kullanıcıyı bu şekilde daha büyük daha küçük sayı girmesi için yönlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Uyarılarımızı yaptık. Şimdi eğer bu da değilse arkadaşlar bu da değilse buradan artık tekrara gideceğiz. Bu da değilse burada artık bir mesaj vermemiz gerekmez. Çünkü büyük değil küçük değil. O zaman eşit anlamına geliyor. Artık bunun değilsesi arkadaşlar herhangi bir şey yapmayı gerektirecek bir değilse değildir. Çünkü artık doğru tahmin yapılmış demektir. Yani ben bir tahmin girdim. Büyük mü diye baktım? Değil. Küçük mü diye baktım? O da değil. Büyük değil, küçük değil demek ki doğru tahminde bulunmuşum. Artık burada yani bu ikinci şartımın devamında herhangi bir işlem yapmam gerekmiyor. Çünkü bu nokta artık bizim döngüden de çıkış noktamız olacak. O nedenle arkadaşlar burada herhangi bir yeni bir işlem yapmıyorum. Şunları da bu noktaya getirelim arkadaşlar. Bir tane de şöyle koyalım. Şöyle düzgün bir görüntü burada oluşturmuş olalım. Yani düzgün bir algoritma çıksın arkadaşlar. Belki fotoğrafını alıyorsunuz. O yüzden görüntüler düzgün olsun diye uğraşıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacak? Geldi. Sayıyı aldı. Saydı. Kaçıncı tahmin olduğunu. Baktı büyük. Dedi ki daha küçük dene. Ve tekrara yeniden bizi buraya yönlendirecek. Geldi büyük mü diye baktı. Hayır değil. Küçük mü? Evet küçük. O zaman daha büyük dene dedi. Daha büyük dene dedi ve tekrar döngüyü çalıştırdı. Yeniden geriye döndü. Şimdi bunu oluşturalım. Yani döngümüzü oluşturalım arkadaşlar. Şimdi geri göndereceğiz artık.
Yani bunlar karar yapılarıydı. Şimdi tekrar yapısıyla geri dönüşü sağlayacağız. Geri dönüşün olması için ne olması lazım arkadaşlar? Tahmin sayısının x sayısından farklı olması lazım. Tahmin sayısının x sayısından farklı olması lazım. Bu operatörü hatırlıyorsunuz. Küçüktür büyüktür operatörünü birlikte kullandığımızda bu farklı anlamına geliyordu. Farklı anlamına geliyordu. Şimdi ne yapacağım? Geldim buraya. Eğer tahmin sayısı x sayısından farklıysa arkadaşlar tekrar yeni bir tahmin yapması için dördüncü satıra geri dönmesini sağlayacağım. Evet. Son nesneleri tıkladığım için yeniden iki nesneyi birden tıklamıyorum. Son tıkladığım nesneyi bir önce sonrakine bağladığım için direkt bağlaya basabilirim arkadaşlar. Eminseniz tabii. Değilseniz her ikisini de yani kimden kime olduğunu işaretlemenizde fayda var. Evet geldik arkadaşlar. Güzel tahminimize girdik. Kontrol ettik. Büyükse küçük gir dedik. Küçükse büyük gir dedik. Değilse zaten artık doğru tahminimi yapmışım demektir ve döngüden çıkacağım. Ama yanlış giriş yapmışsam, büyük ya da küçük bir sayı girmişsem ne yapacağım? Tekrar tahmin yapacağım. Tekrar kontrol ettireceğim. Tekrar tahmin, tekrar kontrol. Bu şekilde döngü ben doğru sayıyı bilene kadar tekrar etmeye devam edecek. Şimdi geldik arkadaşlar. Tahminimizi doğru tahmin ettiysek eğer, sayımızı doğru tahmin etmişsek eğer, döngüden çıkmış olacağız ve kullanıcıyı bilgilendirerek programımızı sonlandıracağız. Şimdi ne yapacağım ben burada? Diyeceğim ki tebrikler bildiniz. Tebrikler bildiniz. Evet aslında burada devam edebiliriz burada. Tekrar sayısını da burada yazdırabiliriz ama görüntü güzel olsun. Üstte bu mesaj yer alsın. Altta da kaç sefer bildiğimiz mesajı yer alsın. O yüzden iki tane mesaj kullanacağım. Aynı şeyde yaptığım gibi. Algoritmasında yaptığım gibi. Çıkışımı iki mesajla vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tek seferde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben görüntü olarak da ekran görüntüsü olarak da güzel bir şey çıksın istediğim için burada çift arkadaşlar mesaj vereceğim. Evet. Şimdi ikinci mesajımızda arkadaşlar tekrar sayısı tahmin sayısı diyelim ona. Tahmin adediniz. Evet tahmin adediniz şu kadar diyecek arkadaşlar. Tahmin adediniz şu kadar. O da tahmin değişkeninde bulunuyordu. Tamam dedim. Evet bunu buna yine isterseniz şöyle yapalım. Aşağıda başlığı bitiri koyacak yer kalmadı. Yanına doğru aldım o yüzden ve programımı sonlandırmış oldum. Evet programımızı böylece sonlandırmış olduk. Evet arkadaşlar şu anda tahmin oyunumuz hazır olması lazım. Bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Evet kaydedelim mi? Kaydedelim. Güzel tasarladık bunu. Daha önce bir tahmin oyunu yapmışız gerçi ama tahmin oyunu V2 diyelim buna da. İkinci versiyon anlamında. Onu nasıl yaptık hatırlamıyorum ama ona da bakarız tekrar. Evet tahmin oyununu da kaydettik. Şimdi tahminimizi gireceğiz. Sayı 57. Ben biliyorum tabii ona göre tahminlerde bulunacağım. Şimdi daha büyük bir sayı girelim. Mesela 90 giriyorum arkadaşlar. 90 giriyorum. Tabii burada aslında bu tahmini yaparken baştan da bir bilgilendirme notu da eklenebilir. Yani tahmin yapayım ama hangi aralıkta tahmin yapayım? Yani 1 milyon da bir tahmindir. Eksi 5 de bir tahmindir. Bir aralıkta bu sayıyı tutmasında fayda var. Mesela 0-1000 aralığında veya 0-100 aralığında ya da işte 50 ile 80 aralığında gibi bir aralık söylemekte yani oyunun şeyi açısından, mantığı açısından böyle bir sınırlandırılma başta kullanıcıya bildirilirse aslında daha iyi olur. Evet, daha küçük dene. Evet, girdik. Daha küçük dene. Girdiğim sayı, bakın girdiğim sayı 57'den daha büyük bir sayı olduğu için ne dedi bana? Daha küçük dene. Tamam, daha küçük deneyelim. 80. Olmadı. Bu da büyük geldi. O zaman daha küçük bir rakam girelim. Mesela 20 girelim. Bakalım ne diyecek? Ha, daha büyük dene. Ha, şimdi neyi buldum ben? Sayının 80 ile 20 arasında olduğunu buldum. O zaman bir orta nokta söyleyeyim ben buna. 80 ile 20 arasında bir orta nokta. Mesela 50 diyelim arkadaşlar. 50 demek ki 50'den daha büyük bir sayıymış. 60 deneyelim. Bakın şu ana kadar 5 tahminde bulundum arkadaşlar.
Daha büyüklerine, daha küçüklerine. Şimdi anladım ki 50 ile 60 arasında bir sayı. Yani şu anda 50 ile 60 arasında bir sayı tuttuğunu anlamış oldum. Doğru tahmini yapalım. 57 dedim arkadaşlar. 57 dedim. Evet. Tebrikler, bildiniz. Tahmin adediniz 57. Tahmin adediniz 57. Tabii tahmini yazdırırsak tahmin adedini 57 olarak bize söyler. Burada ekrana yazdırmamız gereken şey tahmin değil. Bakın şurada yanlış yapmışız. Sayı yazdırmam lazım. Sayan burada tahmin dediğimde en son tahminim neyse onu söyleyecek bana. Yani ki zaten her zaman 57 demek zorunda. Biz burada sayı ekrana yazdırmamız gerekiyordu. Orada bir yanlışlık yapmışız. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Şurada tahmini değil sayı ekrana yazdıracaktık. Evet. Çünkü sayma işlemini yapan buradaki bizim sayacımız arkadaşlar say değişkeniydi. Say değişkeni buradaki sayma işlemini yapıyor. O zaman sayı ekrana yazdırmamız lazım. Hemen değişikliği de kaydedip tahminimizi yapalım. 70 daha küçüktene 60 daha küçüktene 10 daha büyüktene daha büyüktene evet 10'dan büyük 60 ile 10 aralığında olduğunu anlamış olduk. Şimdi 60 ile 10 aralığında mesela 40 girelim arkadaşlar. Demek ki 40'tan da büyük. Demek ki 40-60 aralığında 50 girelim. Evet, daha büyük. 50 ile 60 aralığında olduğunu anladım bu sefer. 60'a küçük demişti. 50'ye de daha büyük dedi. O zaman demek ki 50 ile 60 aralığında. Doğru tahminimizi yapalım şimdi. Bakın kaç sayı girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. tahminimi de bildim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tebrikler bildiniz tahmin adediniz 6. 6. seferde arkadaşlar doğru tahmini yapmışız demektir. Evet basit bir oyun böylece tasarlamış olduk arkadaşlar. Basit bir oyun tasarlamış olduk. İlk seferde de bilebilirdik bunu. Mesela doğru tahmini ilk seferde bildik. Evet tebrikler bildiniz. Bakın direkt bildim. Bana büyük ya da küçük herhangi bir mesaj vermedi. Çünkü vermesi gerekmiyor. Doğru tahmini yaptım. O zaman bir doğrudan döngüden çıkmış olduk arkadaşlar. Sadece bir kez döngü çalışmış oldu. Tebrikler bildiniz. Bir kez de tahmin etmiş olduk. Evet arkadaşlar tahmin oyunumuzu böylece tamamlamış olduk. Bir gözden geçirelim arkadaşlar. Neler yaptığımıza bir bakalım tekrar ve dersimizi sonra bitirelim. Şimdi bir tahmin istendi bizden. Tahmin sayısını belirledik. Bu bilgisayar tarafından tutulan bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu sayıyı tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir tahminde bulunuyoruz ve bunu sayıyoruz. Yani kaçıncı kez olduğunu tespit etmek için bunu sayıyoruz. Ve tahmin sayımızı kontrol ediyoruz. Tahmin sayımız tahmin etmemiz gereken sayıdan bizim tahminimiz doğru sayıdan daha mı büyük daha mı küçük diye daha büyükse kullanıcıya daha küçük bir sayı girmesi gerektiği ile ilgili bir mesaj veriyoruz. Değilse küçük mü diye bakıyoruz. Yani girdiğimiz sayı daha mı küçük diye bakıyoruz. Daha küçük bir sayı girmişse doğru tahmin etmesi gereken sayıdan daha küçük bir sayı girmişse daha büyük girmesi gerektiği ile ilgili bir uyarıda mesajda bulunuyoruz. Ve böylece kullanıcıyı yönlendirmiş olacağız işte. Büyük de değil, küçük de değilse eşit demektir. O zaman artık bir şey yapmam gerekmiyor. Çünkü döngüden çıktığım noktadır burası aynı zamanda. Çünkü döngünün dönmesi için de tahmin sayısının x'ten farklı bir sayı olması gerekiyor. Yani ya büyük ya da küçük olması gerekiyor. Ki döngü tekrar dönebilsin. Eğer daha büyük ya da daha küçük bir sayı girersem ilgili uyarıları verip beni ne yapacak? Tekrar yeni bir tahmin girmeye yönlendirmiş olacak. Yeni bir tahmini girdiğimde tekrar bunu sayıp yeniden kontrolü gerçekleştirip farklı girdiğim sürece yani doğru tahmin edemediğim sürece döngü dönmeye devam edecek. Doğru tahmin ettiğimde sayı ne doğru sayıdan büyük ne de küçük olacak. Yani eşit olacak. Eşit olduğu zaman herhangi bir şey yapmam gerekmiyor. Bu şart artık bizim döngümüzün bittiği noktadır. Tahmin x'ten farklı mı? Hayır farklı değil. Büyük de değil, küçük de değil. Demek ki tahmin sayısı x'e eşit. O zaman döngüden çıktık arkadaşlar. Çıktık. Demek ki doğru tahmin etmişiz. Tebrikler bildiniz deyip kaç tahminde bildiğini de söyleyip programı sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, örneğimiz bu kadar. Karar ve tekrar yapılarının kullanımlarının artık iyice mantık olarak, çalışma mantığı olarak yerleştiğini düşünüyorum. Bundan sonraki derslerimizde arkadaşlar kodlama yönünü incelemeye başlayacağız. Yani yavaş yavaş program yazmaya başlayacağız.
Evet arkadaşlar, şimdi dersimizi özetleyelim. Bugünkü dersimizde neler yaptık? Bunları bir gözden geçirelim. İlk olarak karar yapısının ne olduğu, nasıl çalıştığı, hangi durumlarda karar yapısı kullanmamız gerektiği ile ilgili örnek uygulamalar yaptık. Herhangi bir durumla karşılaştığımızda burada karar yapısı kullanmamız gerektiğine nasıl karar verebileceğimizi görmüş olduk. Yine aynı şekilde tekrarlı yapı örnekleriyle hangi durumlarda tekrarlı yapı kullanılması gerektiği, tekrarlı yapının nasıl kullanıldığı ve herhangi bir durumla karşılaştığımızda bu durumda tekrarlı yapının kullanılacağına nasıl karar vereceğimizi örnek uygulamalarla görmüş olduk. Karar ve tekrar yapılarının birlikte kullanılması gerektiği karma örnekler yaptık. Uygulamalarda karar ve tekrarın birlikte kullanılması gerektiği, iç içe kullanılması gerektiği, problemin çözümü için karar ve tekrarın birleştirilmesi gerektiği örnek uygulamalar üzerinde durduk. Ve program denetim deyimlerinin önemi, program denetim deyimlerinin kullanımının önemi üzerinde durduk. Program denetim deyimlerinin programlama için ne ifade ettiğini örnek uygulamalarla size anlatmaya çalıştık. Daha detaylı bilgiler için arkadaşlar vermiş olduğumuz kaynaklardan faydalanabilirsiniz. İnternet üzerinde de birçok kaynağa ulaşabilirsiniz. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili, örneklerle ilgili, uygulamalarla ilgili sorularınız olursa arkadaşlar bunu forum üzerinden bize iletebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.